Merhaba sevgili Biznos Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz avukat Sayın İsmail Beşiktepe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cema Hanım. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın İsmail Beşiktepe kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Buyurun. İsmail Beşiktepe, Manisa'nın Akhisar kazasında 18 hanelik bir köyden çıkmış olan bir köy çocuğudur. Bir Efe torunudur. Ve İstanbul Hukuk Fakültesi ve aynı zamanda İşletme Fakültesi, iki fakülte mezunu olan gençtir. Ve bu ülkenin hukuk hayatına, ekonomik hayatına ve siyaset hayatına parayla pulla ölçülmeyecek hizmetlerde bulunmuş olan bir kişidir. Ama en bariz özelliklerinden bir tanesi de sizin programınızın ismi işkolik bir program olarak takdim edildiği için 13 yaşından beri 4 saat uykuyla bugüne kadar çalışmalarını disipline etmiş olan bir kişi olarak bana bir işkolik diyebilirsiniz. Evet, tam bir işkolik ağırlıyoruz öyleyse. Evet. 4 saat uyku yeterli geliyor mu? Geliyor. Çünkü bana bunu soranlara diyorum ki ben her sayfa çevirişimde veya her internette ARGE çalışmalarımı yaptığımda her an biraz daha boş olduğumu, daha dolmam gerektiğini hissediyorum ve bundan da zevk alıyorum. Sizin gibi bana bu 4 saatte nasıl başarıyorsun dediği vakit çok bile geliyor diyorum. Çünkü mezarda çok uyuyacağız. Ben bu dünyayı uyanık geçirmek istiyorum. Hep uyanık kalın öyleyse. Ne kadar güzel, mezarda çok uyuyacağız. Evet. Bu dünyayı uyanık geçirmek istiyorum diyorsunuz. Ne güzel. Ama tabii ki bu uyanık geçirme halinizde de o kadar faydalı hizmetler vermektesiniz ki gerek ülke için, gerek halk için, ülke halkı için. O yüzden 4 saat gerçekten o vicdan rahatlığıyla yetiyordur zaten size. Evet, boşuna bir soru sormuş oldum. Rica ben ederim, de 4 saat yetiyor mu diye. Ama hadi diyelim ki 4 saat uyku bu vicdani rahatlıkla yetiyor. Hiç kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Ben yani kendi hayatımı 5'e bölerim. Ağzına. 5'te biri benim kendi şahsi ihtiyaçlarım için, 5'te biri aile ihtiyaçlarım için, 5'te biri müvekkillerim için, 5'te biri sosyal çalışmalarım için, 5'te biri de ekonomik çalışmalarım için. Evet. Gayet adaletli. Evet. Evet. İşte bir adalet adamı da ancak böyle adaletli davranabilir. Kendisine dahi 5'te bir bana yeterli. Evet. Demekte. Mesleğe nasıl başladınız? Ne zamandır yapmaktasınız? Ben mesleğe 1971 yılından beri başladım. Normal askerliğimi Çanakkale'de şehitlere bekçilikle geçirdim. Onlara çok büyük bir net borçlarımız var. Onu öğrendim. 1974'te Kıbrıs'ta ikinci askerliğimizi yaptık. Beşparmak Dağları'nda komando subayı olarak çarpıştık. Ülkemize toprak kazandırdık. Sonra da NATO tatbikatında 3,5 ay çalıştık. Ama bugün yine bom derse yine biz en önde savaşırız. Bu ülkeyi kimseye de bırakmayız. İşte zaten bunu söyleyebilmek bırakmamanın en büyük göstergesidir diyorum. Evet. Evet, çok uzun yıllar meslekte, gerçekten çok uzun yıllar bir insan ömrü neredeyse, değil mi? Evet. Orta yaş bir insan ömrü. O kadar ciddi tecrübe, bilgi, birikim. Kim bilir neler vardır bu geçen süre içerisinde, 45-46 yıllık süre içerisinde, değil mi? Evet. Hiç unutamadığınız,
size çok özel gelen ya da sizi düşündüren, üzen, güldüren anılarınız mutlaka vardır. Ama en önemlisi neydi? Var mı böyle bir anınız? Şimdi ben 1960 ihtilalinde ortaokul 3 talebesiydim. Tabii ihtilalin ne olduğunu da bilmiyoruz. Kavram olarak da algılamış kabiliyetimiz azdı. Ama 1980 yılında Türkiye'de Bursa gibi bir yerde sayılı bir hukukçu olarak ülkemde birdenbire bir antidemokratik sistem emirvaki yapılınca sabah namazında yatağımın üzerinde durduğum vakit bir düşündüm. O arada BBC bir haber geçiyordu. Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger'a soruyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de ihtilal oldu. Ondan sonra haberiniz var mı? Var var diyor. Bizim çocuklar askeri tatbikat yapıyor dedi. Bu beyanat beni kendime getirdi. Ha, benim Türk milletinin 80 milyonluk, 75 milyonluk Türk milletinin kaderiyle birileri askeri tatbikatla belirli devletlerin düşüncelerini tatmin edecekler. Ben bir Efe torunuydum. Dedim ki yatağımda ben bu ülkeyi şehit topraklarında şehitlerle aldım. Çanakkale'de 275 bin şehidi 5,5 ayda verdik. İstiklal Savaşı'nda da 65 bin şehidi verdik. Bu şekilde bana emanet edilmiş olan bu toprakları ben Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne altın tepsi içinde sunacak kadar aptal bir nesil değilim dedim. Buradan bu mücadeleye başlıyorum şu andan itibaren dedim ve başladım. Allah bize yardım etti. Konuşan bir Türkiye, yasaksız bir Türkiye ve özgür bir Türkiye istedik. Ve bunda da muvaffak olduk. Şimdi o arada da ülkemin ihtiyaçlarını, devletimin ihtiyaçlarını ve milletimin ihtiyaçlarını hem ülke çapında hem de dünya çapında stratejik değerlendirmek gerektiğini öğrendik. Bu işin laboratuvarında çalışmaya başladık. Hem hukukçu olarak, hem ekonomist olarak, hem de sosyal siyasetçi olarak. Bir de bir rahleyi siyaset yaptık. Şimdi böyle bir durumda kendi kendime daima kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlar yapmadan hareket etmem. Evvela muvaffak olabilmek için içinde bulunduğumuz durum nedir? Olgular nedir? Ona bakarız, iyi tespit ederiz. Mevcut olan olgulara göre biz kısa ve orta vadeli neler yapmamız lazım, uzun vadeli neler yapmamız lazım? Bunu değerlendiririz mevcutlarla. Bir de esas ideal olarak yapılması gereken hedefleri koyarız. Ve kendimize bir zamanlama tayin ederiz. O zamanlama içerisinde bu ideal hedeflere biz yüzde kaç tahakkuk ettirerek yaklaşmışık? Kendi kendimizi disipline ederiz orada. Benim hayat anlayışım bu. İşte bugünkü şartlarda bakın, dünya üzerinde yastığa başımızı koyduğumuz vakit 1,5 milyon insan aç yatıyor. Yine yastığa başımızı koyduğumuz vakit gökyüzünden Allah yağmuru veriyor. Üç tarafımız, dörtte üç denizler su var. Yetmiyor, pınarlar dağların içinden geliyor. Yeraltı sularımız var. Ama 2 milyara insan, 2 milyara yakın insan sıhhatli su içmiyor. Evet. Şimdi az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Arkamıza bakıyoruz. Biz 2000 yılda neyi hallettik? 2000 yıl. Bakın arada peygamberler de girmiş, İsa da girmiş, Muhammed de girmiş.
Dünyayı tükettik. Ha. İşte biz bu 2000 yılda eğer dünyanın bir açlık sorununu halledememişsek, bir su içme sorununu, sıhhatli su içme sorununu halledememişsek, bütün insanlar şapkasını çıkartıp şöyle bir düşünmesi lazım. Cennet o kadar kolay değil. İki tane rekat namazla, iki elini açmakla, dua yapmakla cennet kazanılmaz. Komşusu açken yatan bizden değildir. En büyük sevap da su vermektir, sıhhatli su vermektir. Sen bunu becerememişsin. Sen dünyada nerede yaşadın demeyecek mi bize Allah? İşte bakın, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve böyle bir dünyanın şu anda yaşadığımız üç ana noktası var. Üç ana problemi var. Amerika için de bu aynı. İngiltere için de, Avrupa için de aynı. Çin için de aynı. Bizim için de aynı. Bir, öyle yaptık, böyle yaptık. 2008 yılında ekonomik Nuh tufanını kopardık. Şu anda dünya bir 50 yıl mı sürecek, 100 yıl mı sürecek bir ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik Nuh tufanı tayfunlarına, tsunami'lerine yakalanmıştır. Bunun faturası çok büyük olacak. Zannediyor ki Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin, Japonya, Türkiye, Rusya. Evet. Böyle bir ortamda biz varlığımızı devam ettiririz. Yok efendim. Göreceksiniz. Yeni değil. Yepyeni bir dünya kurulacak. İstemeseler dahi Amerika, Rusya istemese dahi, Çin istemese dahi, Hindistan istemese dahi bu yepyeni bir dünya kurulacak. Bunu ne kadar sizi net görüyorsam, ne kadar net işitiyorsam o kadar net görüyorum. Bakın. Bugün parasal tedbirlerle Amerika dolar basacak, Avrupa euroları basacak, ötekiler yenlere basacaklar. Ve bu dünya ekonomik Nuh tufanını çözeceklerini zannediyorlar. Konuyu o kadar omurilikten düşünüyorlar ki, dünyanın sorunu parasal sorun değil ki. İşte bu parasal sorunun olmadığını evvela kabul edecekler. Dünyanın sorunu insansal. Herkes karşısındaki kişiye insani değerlerle bakmadığı ölçüde yanlışta devam edecektir. Ve geleceğin sistemi insanca ve insanlık değerleri üzerine kurulacaktır. Bunu kim çabuk algılarsa o ülkeler ve o toplumlar ayakta kalacaktır. Şimdi bunu bir başka açıdan baktığımız vakit, bunu görmekte aciz olan kişiler palyatif hukuk tedbirleriyle, palyatif bir takım kanunlar yaparak günü geçirmenin avuntusu içindeler. Bakın, Avrupa Birliği 45 yıl evvel kuruldu ve bugüne kadar geldi. Bundan 15 sene evvel Avrupa Birliği dedi ki, uyandılar. Bizim dediler anayasamız yok ya dediler. Evet. Avrupa anayasası yok dediler. Hemen alelacele bir anayasa yaptılar. Evet. Avrupa Birliği'nin ülkelerine bunu sunmaya çalıştılar. Fransa halkı onlardan çok ileri olduğu için veto etti. Belçika da veto etti. Almanya ve İngiltere ve İtalya referanduma sunamadı. Bugün hala da Avrupa'nın anayasası yok. Ben size bir şey söyleyeceğim. Sayın Baysal. Dünyanın anayasası var mı? Yok. Yok, maalesef. Yok. Şimdi her devlet
kendine uygun bir anayasa çıkarmaya çalışıyor. O da imamın fetva vermesi gibi benim ülkeme bu anayasa yakışır, benim milletime bu anayasa yakışır diyor. Evet. Hepsi kendine göre bir anayasa yapıyor. Ve olmuyor bakın. 250 yıldır, 300 yıldır bu anayasa tartışmaları bütün ülkelerde var. Demek ki anayasa yapma sistemleri sakat. Anlayışları sakat. Algıları sakat. Evet. Şimdi Türkiye'de bakın bir şahıs çıktı. Ben de kendi kafama göre bir anayasa yapacağım dedi. Halka da sundu bunu. Ve halk bir çalkantı geçirdi. Ve kimse bu çalkantının neticesinde memnun değil. O zaman demek ki Türkiye halkı mevcut idarecilerden çok daha ileride. O zaman şunu algılayacağız. Bu toplumlar ne istiyor? Eğer bir dünya ideal anayasası olsa, bu dünya ideal anayasasına uygun bir ülke anayasaları olsa, bu çalkantıların hiçbirisi olmayacak. Bunu yapmaktan aciziz. 2000 yıldır bunu yapamıyoruz. Allah bize 4 tane kitap gönderdiği halde onlardan da faydalanamıyoruz. Onları da uygulamıyoruz. Ve kendi yaptığımız anayasaları da yaz post tahtasına döndürdük. Türkiye'deki mevcut 24 anayasasından bugüne kadar anayasa değişikliklerinin adeti, miktarı ben bilmiyorum hukukçu olarak. Vatandaş nereden bilecek? Mümkün değil, bunu bilebilmemiz mümkün şimdi, değil. Evet. Bakın, hukuki sorun burada. Hukuksal bir sorun, ana sorun. Evet. Şimdi teknolojik sorun da var. Dünya çok iyi bir baş döndürücü hızla teknolojide gidiyor. Evet. Bakın bir iletişim ve bilişim teknolojisi yazılı basını, kitap basınını yok ediyor. Bir görsel basın, görsel medya her şeyi hakim olmaya çalışıyor. Bugün bir internet evdeki sabit bilgisayarları yaptı, laptopa döndük. Şimdi dünya avucumuzun içinde yolda yürürken insanlar yolu şaşırıyor. Hep elinde telefonla mesajlaşma. Evet. İşte bu bir iletişim devrimi. Bilişim devrimi. Bu bize teknolojiyi getirdi. Şimdi bakın. Yepyeni bir teknolojik boyutlara taşındık. Taş devri, tuş devri, bakır devri, demir devri. Geçti. Şimdi bir devre girdik. Dünya kimse bunun farkında değil. Yepyeni bir karbon devrine giriyoruz. Bakın yepyeni bir karbon devrine giriyoruz. Size internete herkes açsın ve bundan 8 sene evvel bir alim Nobel ödülü aldı, iki alim. Evet. Grafen teknolojileri diye şey yaptı. Doğru. Ve bu grafen teknolojileriyle dünya bir boyut değiştirmeye başladı. Şimdi bu televizyonların ve bütün telefonların iletişimi fiber optikle yapıldığı vakit çok büyük bir yeniliktir diye kavradık. Çünkü bakıra göre, bakırın iletmesine göre fiber optik 1000 misli daha hızlı. Evet. Ama şimdi bir grafen optik devrine giriyoruz. Ve bu grafen optik devrinde fiber optiğe göre 10.000 kat daha iletişim var. Şimdi gördüğünüz bütün arabalar, bakın demirden yapılmış olan arabaları bundan 30-40 sene sonra amma iptidai arabalarmış, tenekelerin içerisinde seyahat etmişik, ecel teknesiymiş diyeceksiniz. Çünkü o arabaların kabinleri üzerindeki o metal kısım tamamen nanoteknolojik boyutlarda çok sağlam. Çelikten 400 kat daha sağlam malzemeler geliyor. Evet. Şimdi böyle bir dünyayı eğer siyasetçi algılayamazsa, eğer eğitimciler algılayamazsa,
toplum algılayamazsa sonunda o toplumlar geri kalmaya mahkumdur. Çok haklısınız. Evet, toplumların olmaması için mutlak surette aydınlarımızın bu konuda önemli atılımları olacağından eminiz diyelim ve katılımınız için, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler, bu samimi sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, avukat Sayın İsmail Beşiktepe'yi ağırladık. Hoşçakalın.